geri merhaba bir aradan sonra yeniden buluştuk Töre hocamla yeni bir bölümde sohbet etmek üzere. Hocam nasılsın? İyiyim Mahir sen nasılsın? İyiyim ben de idare ediyorum. Bu sefer saçını başını tarayıp çıkmışsın. Evet e, izleyiciler şikayet ettiler Hı. aynaya bakın diyorlar. Ben ben de sakallarımı uzatıp çıktım hocam e, bugün biraz şeylerden konuşalım dedik e, isimlerden, özel isimlerden yani insan isimlerinden konuşalım dedik. <laughs> Şimdi e, muhtemelen e, insan topluluğunun e, nüfus artışı ile birlikte yani birbirlerini belli başlı özelliklere e, göre işte kısa, uzun, yuvarlak ne seçti, e, çağırmak varken daha spesifik adlandırmalara ihtiyaç duydu büyük ihtimalle insan toplulukları ve bu da büyük ihtimalle insanların en başta fiziksel özellikleri olmak üzere işte duygusal bir takım özelliklerine göre e, sıfatlarıyla yani bugüne çevirecek olursak lakaplarıyla çağırmaya başladılar muhtemelen birbirlerini ve daha sonrasında da bugün bildiğimiz modern anlamda da kullandığımız isimler özel isimler e, ortaya çıktı e, <laughs> nedir mesela insanın e, isim koyma macerası e, yani neden birimize isim koyuyoruz? Bugün bu isimler ne anlama geliyor? Mesela hani bir, 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 birinin isiminden mesela benim adım Mahir yani benim şey olmadığım belli yani işte Saadet Partili olmadığım belli mesela yani hani bir şekilde böyle ailemin işte sol bir gelenekten geldiği bilmem biz falan filan çok açık. Yani hala isimlerle bir takım böyle mesajlar da veriyoruz. işte böyle ne bileyim renk veriyoruz. Bir şeylerin altını çiziyoruz. Bir şeyleri gösteriyoruz falan filan. Mesela benim oğlumla da Ethem. Ben onu e, yani üç sebepten dolayı bir Çerkezeden mandırmalı olduğu için e, etem koymak istedim. Bir de Ethem Sarasülük benim arkadaşım da Ankara'dan. Onun da, da bir şekilde yaşasın istedim. E, i̇simlerde hep böyle bir şey yapıyoruz yani. Hani, hala bir, bir tercih e, belli bir bir şey yansıtmaya çalışıyoruz yani. O eski bir genelik ama biliyorsun değil mi? Ölen kişinin adını o anda yakın zamanda doğan kişiye vererek ölen kişiyi yaşatmış oluyorlar. Çok antik Ama mesela, ba mesela, bazı Yahudi topluluklarında bildiğim kadarıyla Aşkenazlar'da e, ölen e, yaşayan birinin adı verilmiyor galiba bildiğim kadarıyla. Yani işte mesela işte ben seni çok seviyorum diye oğlana oğlanın adını töre koyuyorum falan töre amcası işte kirvesi olsun bilmem ne falan filan diye. Galiba Aşkenazlar'da mesela eğer yaşıyorsa konmuyor. Onun ömründen çalıyor hı. diye inanıldığı için. Yani karıştırıyor olabilir bu ama Aşkenazlar diye hatırlıyorum. Ya bu var ya. Ölen kişinin adını yeni doğan kişide yaşatma geleneği var. Bir de mesela e, Moğollarda da eski Moğollarda yani o Cengiz Kağan döneminde falan çocuklara <laughs> kötü isim verme geleneği var. Yani insanların onu kıskanmasın diye. Mesela bu Olcay Tun'un Harbende diye bir adı var. Iııı hı hı. E, ...onu kötülemek için... ...ya şey demek, ben de biliyorsun Farsça... ...kul, köle anlamında harda, eşek... ...eşek, demek yani. eşek kulu gibi... Ya yani ...kötüleyici bir isim, küçümseyici bir isim koyuyorlar ki... ...işte onu kıskanmasın... ...insanlar ona... ...ona böyle nazar şeyle bakmasın ...önce kötü isimler de koyuyorlar... ...küçültücü isimler koyuyorlar bilinçli bir şekilde... ...ama tabi bu eski Türklerde, Moğollarda... ...biliyorsun zaten çocuğa... ...ama bu Anadolu'da da var biliyor musun? ...yani mesela e, şey... ...özellikle... Ee, birkaç, e, birkaç kayıptan sonra olan çocuklara yani onun canını almasın diye böyle kötü isimler konur Mesela satılmış falan hani konur işte isimler falan. Böyle e, bu, bu gelenek yani muhtemelen bizim Asya'dan buraya getirdiğimiz geleneklerden biri. Olabilir, bir de e, geçici isim veriyorlar bunlar. Hani şimdiki bir isim verdi, işte ila nihayet ölene kadar o kişi o ismi taşımıyor. O geçici bir isim, çocukluk ismi. Amerika'daki o yerli gruplarda da var, benzer gelenekler. Birçok antik toplumda da var. Aslında kendi ismini büyüdüğü zaman gerçek ismini hak ederek kendisi alıyor. Ya da e, işte ne bileyim, kurultaylarda, toplantılarda diğer savaşçılar ona o ismi veriyorlar. İşte örneğin e, daha önce konuşmuştuk sanırım bu Timuçin'in, gençlik adı olan Timuçin'in sonra hı, Cengiz Kağan'a dönüşmesi. Hatta sana bir film anlatmıştım. Ee, ...bunun sinemaya gitmiştik... Ee, ...Cengiz Kağan filmine de... ...arkada böyle izleyiciler, izlediler, izlediler... ...biri filmin sonuna doğru şey dediydi... ...ya iki saattir Timuçin diye birini izliyoruz... ...bu Cengiz Kan ne zaman, zaman çıkacak... ...ne zaman yani... ...kandırıldık o, gibi... O muhteşem bir film ama... ...çok, evet, olan çok bir güzel film bir yani. film... ...Moğolca zaten onu konuşmuştuk senle... Yani. ...ya bu geçici isimler veriliyor... ...bu Amerikan yerli toplumlarında da bu... ...D. Brown'un kalbimi vatanıma gömün diye... ...çok klasik bir... ...Kızılderili tarihini anlatan bir kitabı vardır... ...yani önerebiliriz Orada da işte çocukken verilen isimleri onlar kendileri e, ne bileyim savaşlarda gösterdikleri cesaretle ya da bir ayı boğan deniliyor mesela hı hı. Sonra bir ayı avına gidiyor işte bir erkeklik hı hı. sınavlarını geçerek falan. Kendi isimlerini kendileri alıyorlar ya da onlara artık yeni bir isim veriliyor. Yani ilk verilen ismin kabına sığmıyorlar. O yüzden ailelerin kaygılarıyla verilen isimler yetişkinlik aşamasında terk ediliyor. O demin dediğin konu da ilginç. Ben ona biraz aslında biraz karşıyım ama bundan kaçınamıyoruz. Yani çocuğun nasıl bir kimlik taşıyacağını kendimiz karar veriyoruz. Ve işte politik görüşlerimiz, dini görüşlerimiz doğrultusuna ortaya çıkan yavruya peşinden bir isim veriyoruz. Ama o ondan memnun kalacak mı? O bunun ağırlığı altında ezilecek mi? Yoksa bunu bir yük olarak görecek mi? Onları falan pek düşünmüyoruz. Mesela benim üniversitede bir arkadaşım vardı. Ayetullah da adı. Çocuk ne diskoya gidebilir, ne bara gidebilir, ne eğlenebilir. Kızlarla tanışırken bile tanışıyor Şimdi herkes işte Berk, Can Berk işte falan filan. İşte merhaba ben Ayetullah deyince elini sıkayım mı sıkmayayım mı kızlar bile çekiniyordu yani. Böyle durumlar, böyle bunları düşünmek gerekiyor biraz. Evet tabii senin adın Ulaş, benim adım Mahir. Yani bu bu konular üzerine konuşamayacak ben en son Ben zaten yani. Töre adını kullandığım için ben Ulaş diye bir adım olduğunu ortaokulda öğrendim. <laughs> Çünkü e, benim bütün ilkokul kayıt belgelerinde falan sadece töre yazıyordu. Hmm. Ve benim o dönem yarışmalara falan girdim şeyler var işte resim yarışması, şiir yarışması falan her yerde töre sivri ol yazıyor. Muhtemelen 80 darbesinin hemen sonraki yıllar olduğu <laughs> için fazla ulaşadı ortalıkta dolaşmamış ve ben böyle bir ismim olduğunu Hani bayağı ileriki yaşlardı yani 12 yaşına falan öyle. Ama lisede ulaştın yani bir de tabii lisede solcuyuz molcuyuz diye de böyle ulaş demek de hoşumuza gidiyordu sana. Valla benim hoşuma gitmiyordu çünkü başka ulaşlar yüzünden ben iki defa gözaltına alındım. <laughs> yani farklı ulaşlar yüzünden evden polis alıp götürdü. O yüzden böyle ulaşadı adı bende hep şeydir yani böyle bir travmatik bir yanı vardır. O ulaş ben değilim diyene kadar iki gece nezarette kaldım. Ben. Şimdi Ulaş hocam. Ee... <laughs> bu yüzden kimseyle karışmayan töre adını tercih ediyorum. Kendi sorumluluğumu kendim almak için. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Bu ad edinme meselesi üzerine bu Amerikan yerlerinden örnek verdin ya. Bu arada Ulaş biliyorsun Dede Korkut adıdır. Evet. Dede diyorum. Korkut destanlık kahramanlar. Ama sana vardır herhalde vardır. Dede Korkut'tan ötürü Ulaş adını koymamışlardır yani, diye tahmin ediyorum. Elbette ama yani. o ilk ulaş Ulaş bardakçıya verilmesinin sebebi Dede Korkut olması gerekir. Yani o... Destani bir isimdir yani aslında Türk destanlarında geçen ad edinmek üzerine bu Amerikan yerlerinden verdiğin örnekten itibaren oradan yola çıkarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi genel olarak aslında ad edinmenin yani ad verilmesinden bahsetmiyorum bir ad edinmenin yani eski Yunan'daki gibi işte ya da ne bileyim. ...işte Hristiyanlık'taki Vafliz adı gibi... ...işte böyle başka bir ad edinmenin... ...şöyle bir hikayesi var büyük ihtimalle... ...ad edinmenin aslında... ...bir e, inisiyasyon... ...olduğunu kabul etmek lazım. Yani şöyle bir şey... ...toplum aslında bir yetişkinler örgütüdür. Yani yetişkinlerden oluşan bir... E, ...gruptur toplum. Ve... E, ...sonradan doğan bireyler... ...yani yetişkin toplumuna sonradan... ...doğarak eklenen... E, bireyler bu topluma katılmak için belli başlı inisiyasyon aşamalarından geçerler. İşte ne olur Yahudilerde bar mitzva, bat mitzva yapılır. Efendime söyleyeyim işte Müslümansa çocuk sünnet edilir, bir şey olur. İlla ki bir bir şey vardı. Bir inisiye olması için böyle bir 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 tören. Bazı kabile daha ağır, daha sert, Tabii, daha, dayanılması daha, daha zor. Her evet, evet. sınavları vardır. Kanca geçirirler. Halkın evet içindir. evet Ateşte yani işte böyle yürünür. kadın sünneti gibi bilmem ne gibi böyle bir türlü şey Serç var yani. Serçe parmağın işte ucu kesilir falan böyle değişik Zaten şeyler. Zaten hocam sünnet sözcüğüyle ilgili de biliyorsun böyle bir şey hmm. hikaye var. Yani sin yani diş e, kelimesinden geliyor sünnet. E, ve şey e, yani İslamiyet öncesi Araplarda erkekler artık erginliğe ulaştıklarında dişlerini sivriltirlermiş. Yani o o dişe yapılan muameleye sünnet e, deniyormuş hani diş yapmak yani o o yani. yasaklanıyor sonra biliyorsunuz evet. yani İslam diş inceltmek hı hı. yani kaş almak gibi hı hı. saç eklemek gibi onda o da hı hı. yasaklanıyor bedeni ama, değiştirme Ama ama eylemin adı sünnet <laughs> olarak kalıyor. Yani e, ve o da ilginç değil mi? İslam izin verdiği tek beden müdahalesi yani net bir şekilde Müsaade etti diyelim, emretmedi. O sün sünnet, erkek sünneti kadın sünneti tabii tartışmalı bir konu ama onun dışındaki bütün beden değişikliği hareketlerini yasaklıyor. sünnet farz değil mi ki? Gerçi adı üstünde sünnet. Yok, farklı. değil. Yani önerilen bir şey evet, yani evet, ama doğru, çok doğru, yaygın doğru. o ayrı konu. Ama mesela işte kirpik almak, işte kaş almak, ne bileyim saç boya, saç eklemek, saç eklemek ilgili mesela çok şey hadisler var. Onun bir e, pagan ve Yahudi geleneği olduğu Hı. saça saç eklemenin ve kesinlikle yapılmaması gerektiği söyleniyor. O yüzden enteresan bir şekilde sadece e, izin verdiği bu beden Hocam, değişikliği olarak. <laughs> Çok pardon. Ee, yani bu e, yetişkinler topluluğuna katılma töreni diyebileceğimiz bir çeşitli işte sünnetten tutta bar mitva bat mitva'ya kadar efendime söyleyeyim ya da işte vaftiz törenleri işte ad edinme törenleri neleri falan filan bir şekilde yetişkinler toplumunda edineceği yeri işaret eden bir inisiyasyon sürecinden geçmesi gerekiyor. Ve yani e, modern öncesi toplumlarda diyelim e, bu tören gerçekleşmeden e, çocuk e, yetişkinler arasına katılamıyor aslına bakarsan. İşte yani şey ne demekti biliyor musun? Bar mitzva ya da bat mitzva işte bu Yahudiler... Yok, kelime şey, anlamını bilmiyorum. Kelime anlamı şu. Mitzva emir demek İbranice'de. Bar da ve batta şey demek. E onlar İbranice değil onlar Aramca da. E, oğul ve kız demek. Yani evet. Emrin oğlu ve Emrin kızı. Çok sayıda e, Süryani yaza var. Bar Yosef <laughs> işte <Bar -şum gülüyor> Yosef'in oğlu yani. Aslında Bar Habreus. Evet. E, evet. Ebu Ferecin <laughs> diğer adı Bar Habreus. <laughs> Hatta tam Latince e, Aramice orada karışmış. <laughs> İbrani'nin oğlu demek. değil mi Habreus. <laughs> <laughs> yani e, aslında İbranice olsaydı ben mitve olması lazım. Öyle evet. bar mitve diyor. o herhalde muhtemelen o Babil sürgünü e, zamanından kalma bir kelime o. Ama bu tam lafı unutma bizim konuştuğumuz konuyla çok ilgili. E, Yahudilerin bir Latince bir İbranice isim alması bir Aramice bir Yunanca isim hı hı, alması hı hı. o dönem hı hı. çok yaygın. Roma İmparatorluğu devrin, bunu konuşmuştuk sanırım başka bir zaman yani programda değil de. Mesela işte Petrus'un aynı zamanda Saul olması işte ne bileyim, e, Pavlus'un aynı zamanda galiba Simon olmasını karıştırıyor olabilirim şimdi onları. Tam tam tersi. Tam tersi Hı -hı. değil mi? Karıştırıyorum evet. O e, Kefas, Petrus Hı -hı. olması. Yani bir Latince, bir Yunanca ve bir İbranice ismi, Aramici ismi beraber taşımaları. Aynı olay e, Müslümanlığa geçiş aşamasında Türklerde de var. Mesela Ali Tegin çok Hı -hı. yaygın bir isimdir yani. Bir Türkçe isim, bir işte Arapça ya da e, İbranice, de, yani Hı -hı. İslami isim. Hı -hı. Mesela bizim Selçuklu işte sultanların hem Çağrı, Tuğrul gibi Türkçe isimler taşırken bir yandan da Mikail, İsrail <laughs> gibi isimler taşıması gibi. Yani o bize şeyi de veriyor. O isimlendirmenin, e, erginlenmenin bir yandan din değiştirirken yeni bir kimlik kazanması anlamına bir da bir geliyor. Bir de başka bir toplum tarafından kabullenilme arzunu da işaret ediyor. Mesela o. hani Çinlilerin Amerika'ya gittiği zaman, Avrupa'ya gittikleri zaman orada kendilerini birer... E, ...Anglofon isim seçmesi Rusli mesela. Gibi. Mesela Jane diyor kendine falan filan. Aa işte adın ne diyorsun? Mesela Lezici diyor falan mesela. Ama on, bir de onu Batılılar söyleyemeyeceği için de öyle bir şey. Yani bir adaptasyon, bir entegrasyon arayışı da var içinde. İşte bu... ...inisiyasyon dediğim şey de... Toplu, ...yani yetişkin toplumuna... ...çocuk... Ee, e, ...bireylerin... ...entegrasyonuyla, inisiye, inisiye olmasıyla... ...alakalı bir şey. Fakat... <laughs> Tek tanrılı dinlerle birlikte, Yahudiliği biraz kenarda tutmakla birlikte, e, tek tanrılı dinlerin dünya yayılmasının ardından bu inisiyasyon meselesi biraz aslında e, sekteye uğramış ve oradan sonra da kaybolmuş. Neden diyeceksin? E çünkü şöyle bir şey var, e, örneğin antik Yunan toplumunda bir çocuk adını kazanmak zorundaydı. Yani işte atıyorum ormana bırakılıyordu, nehre bırakılıyordu, denize bırakılıyordu. İşte üç gün, beş gün, on gün ne zaman sonra dönüyorsa at atıyorum işte bir e, boğa kellesiyle geliyorsa işte boğa deviren oluyordu adı falan. Genellikle de yaban atlarıyla, atlarla ilgili isimleri var mı? Mesela Hipodamus gibi, Hı -hı. Hiparkos gibi, Hippias Hı -hı. gibi. Çok sayıda ismin kökü de şey yani yabani atlar o dönem. Muhtemelen bir at zapt edip dönüyorlardı evet. falan filan. Hep böyle yani o imtihanı verip... Döndükleri zaman ha, tamam şimdi artık yetişkinsin ve bu da senin adın e, diye kabul ediyor. Ama dinlerle birlikte e, halkın ya da e, sıradan vatandaşların oluşturduğu topluluğun üstünde bir takım isimler zaten öne çıkmaya başladı. Örneğin azizler, örneğin peygamberler, örneğin işte halifeler, hükümdarlar işte neyse yani. Hani aynı zamanda dinle birlikte e, temsil edilen isimler. Dolayısıyla da insanların kendilerini bir ad edinmek için ispatlamalarına gerek kalmadı. Zaten adıyla kendini ispatlamış insanların isimleri çocuklara konmaya başlandı. Yani şimdi şöyle bir şey. E, herhangi bir... E, yani Judeo-Hristiyan ismi alıp çocuğuna koyabilirsin. O O adda bir aziz muhakkak vardır zaten Hristiyan dünyasında... Ve bir şekilde böyle bu yani yetişkin toplumuna inisiye olmak için, entegre olabilmek için gereken şey yok. Ee, gereken imtihan denklemden çıkmış oluyor böylece. Ee, ama şey değil yani hani e, yani dinin toplum üzerindeki, sosyal yaşam üzerindeki ya da kent yaşamı üzerindeki etkisinin e, kültürel anlamda kırıldığı işte böyle... E, aydınlanma sonrası işte sanayi devrimi sonrası e, dünyada e, başka isimler de ortaya çıktı. Işte, yani işte geriye dönük geçmişten bulunmuş isimler e, uydurulmuş. Mesela benim Arnavut arkadaşlarım vardı. E, isimlerini soruyorum falan işte bilmem ne diyor. Ne demek diyorum? Bir anlamı yok. Güzel bir kelime falan diyor. Hani böyle bir anlamı olmadığı halde konuşuyor. Bayağı postmodern bir evet, evet. modaymış. Tabii tabii. <laughs> yani böyle Dadaist, evet gibi. kulağa güzel geliyor falan diye koymuşlar mesela hani ama ee... bu Türkiye'de de yaşanıyor biliyorsun yani evet. bazı Arapça hiçbir anlama evet. gelmeyen e... ya da ya da çok alakasız anlamlar ben mesela e... inşallah seyretmez de mesela bir tanıdığımız adı Nadan ha, evet yani, yani yani örnek verirken düşünmek Hı, gerekiyor dın. yani bunları evet. ya yani mesela Nadan yani bir kız çocuğuna Nadan adı koymak ya Dan daniş, Farsça'da... bilmek, bilmek bil, demek. bilgi demektir biliyorsun. Nadan, bilgisiz cahil demektir yani çocuğun adını cahil koymak. Tabi yani. öyle koymuşlar yani o şey gibi evet. değil mi yani? Şey, evet. Eşeğin, eşeğin, Olcaytu gibi, gibi. Oğlaytu'nun ismi. Yani şey e, mesela Aleyna çok koyuyorlar çocuğun ismini. Yani, Üzerinde evet. evet. üzeri, üzer, üzerimize. üzerimize. Edat oluyor değil mi aslında? Evet. İnna var mesela. Şüphesiz. İnna var, evet. Tek başına <laughs> bir an inna şüphesiz. Ya. <laughs> Ama ne yani? <laughs> Minel var yani mesela come from gibi bir şey herhalde. from gibi bir şey de mi? evet. mineral yani from the yani, yani şey. mineral yani geçiyor mu geçiyor her yerde geçiyor işi i̇şte dağdan yani. dereden mineral mineral cebeli <laughs> Minel Türkiye yani illa her yerde var. peki şimdi mesela ...isimler nasıl değişti sence neler oldu yani bizim şöyle yani son 300-400 yıllık tarihimize baktığımızda yani Türklerin işte bu ...Müslümanlığa geçtikten sonra çok uzun süre... ...Türkçe isimlerini korumaya devam ettiler. Hı hı. İşte o dediğin o satılmışlar... ...durmuşlar, işte kaygısızlar... ...hatta ben şeylere baktım... E, ...Kanuni Sultan Süleyman Devri... ...mahkeme kayıtları falan... ...isimler ağırlıklı olarak hala Türkçe. Yani mesela Alaca, Karagöz, Sarıca... ...böyle çok fazla Demirtaş... Timurtaş Çok sayıda Türkçe isim var... ...yani bireylerde. K kadınlarda da öyle yani. Mesela Çiçek... Hı hı. ...çok yaygın isimlerden Balık. biri falan. Onun gibi... Hı hı. Ee, birkaçta böyle işte Farsçadan falan geçmiş ama halklaşmış Farsça. Yani, halk diline yerleşmiş Farsçalardan. O var ya o şekerpareler, mahbeykerler falan hmm. gibi. Ee, sonra e, günümüze yaklaştıkça yüzyıllar içerisinde Arabi isimler, peygamber isimleri artıyor ama onlar da Türkçe fonetiye uygun olarak geliyorlar. yani Mesela Osman diyor yani. Üthmen demiyor yani. Yani, <laughs> şey, yani. Şey Muhammed demiyor, Mehmet, Mehmet diyor. diyor, diyor hat, İslam dünyasında evet. Mehmet adının bulunduğu tek ülke Burası yani çünkü. Ya ben onu bilemiyorum. Bu bir e, fonetiğe uydurma mı? Bir yandan da saygı mı? Mesela şimdi Moğollarda Cengiz adı yasak ya. Hı hı. Çünkü bir daha öyle biri gelmeyecek yani. Şimdi sen çocuğun adını Cengiz koyacaksın. Ve o çocuk mesela şey bir çocuk mesela Zibidin'in teki olacak. Bu durumda sen o Cengiz'in hatırasına biraz saygısızlık etmiş oluyorsun. Eskiden mesela bu kadar Muhammed adı yoktu farkındaysan. Ben bunu biraz saygı olarak da görüyorum. Yani çünkü düşünsene mahallede bu isimli bir arkadaşım var. E futbol oynuyorsun. E bir şeyler bağıracaksın yani. Ya evet. öyle de olur mu Bilmiyorum falan gibi. Abdülham yani Abdülham diyeceksin Abdülham. arkasından da o isim gelecek. Şimdi sanki toplum o zaman böyle düşünüyordu ve böyle bunları bu yan doğru, yana getiriyordu. Bunu getirmiyor. anneannem söylerdi. Benim. Yani ben bunu böyle hatırlıyorum an yani. Çocuğa, yani o yüzden çocuğa Muhammed bilmem ne faiz evet. olmaz derdi. Çünkü yani. lüzumsuz bir çocuk olacak mesela o adın ağırlığını, saygınını kirletecek. O yüzden daha böyle hani onu daha e, e, simgesel gösteren mesela Ahmet gibi, Mustafa gibi isimler konuldu <laughs> ya da işte Mehmet tarzı Türkçeleştirilmiş versiyonuyla. O yüzden mesela bunlar ortadan kalktı. Ya bu bir bilgi ama yani bu bir ihtimal ama bununla birlikte Muhammed ve Mehmet aynı şekilde yazılıyor. Ama nasıl okunuyor? Şimdi ben e, Hitti'den okumuştum onu, gene oryantalistlerden örnek veriyorum ya. Biz Muhammed adının nasıl vurgulandığını, vurgu hecelerin yani hangisinde olduğunu, önde mi, ortada mı, sonda mı hala bilmiyoruz diyordu mesela. Hmm. Yani he, vurgu nerede mesela söylerken? Tamam. Ama hayır, o ayrı canım yani işte m, h, şey mim, ha mim, e, dal Hı -hı. Da yazılıyor ya. Hı -hı. Yani ekstra bir sessiz harf yok, şey, sessiz harf yok içinde. E Mehmet de aynı yazılıyor. Aynı yazılıyor ama işte şimdi ise Araplarla temas ne düzeydeydi? Yani şimdi Türkler Müslüman oldu ama Türkler Araplarla çok fazla temas içinde değildik. Mesela Ömer diyoruz biz. Halbuki Amr diye de okunuyor. Omar diye de okunuyor. Muhtemelen bunlar duymadılar hiç. Nasıl tam olarak ya da e, o duyduklarını mecburen şeye uyarladılar. Türk fonetiğine, Türkçe fonetiğe uyarlar. İşte acaba öyle bir şey mi var. Mesela Kürtler de Mehmet diyorlar mesela yani. Ama onların onlar Araplarla çok daha uzun süre ve çok daha coğrafi yan yana yaşadılar ve Türklerden önce Müslüman oldular. Bunu unutuyoruz mesela Türklerin Müslüman olması ne daha 1200'ler falan aslında kitlesel anlamda. Ama Kürtler daha İslam'ın ortaya çıktığı zamandan beri o coğrafyanın içinde onlarla birlikte yaşıyorlar. Türkler ise İslam'ı nereden öğrendiler? İranlardan öğrendiler. Yani hı hı. Samanilerden öğrendiler. O yüzden biz bütün e, İslami terimleri hani bunları e, konuşmuştuk sanırım. işte abdesttir, Namaz. namazdır, oruçtur, peygamberdir bunların hepsi Farsça. Ve hepsi Türkçe fonete uydurulmuş bir şekilde böyle öğrenildi. O yüzden bu peygamber isimleri de Türkçe'ye uygun bir şekilde yerleşmişti. Böyle kullanılıyordu. Bunun sebebi dil olabilir dil yeteneğinin sınırları olabilir, saygı olabilir, yanlış öğrenme olabilir. Hı hı. Bunların toplamı olabilir yani. Antropolojik <laughs> olarak tam net bir şey söylemek mümkün <laughs> değil. Hepsi anladım. Ya da hepsi evet yani şey sorursun. <laughs> üniversite sınav sorusu gibi. Bu arada tabii son zamanlarda kitabi kültürün yayılmasıyla yani artık her tarafta Arapça öğretilmesi, kitapların artması yani iletişim olanaklarının artması mesela işte Arap kanallarının Suudi Arabistan o yayının izlenmesiyle ...hani gerçekten şey isimler gelmeye başladı. Çocuklardan işte. Medine Zehra diye benim öğrencimin isimleri var. Mesela Ejering e, diye isim var. Bunlar mesela yoktu eskiden. Yoktu, yani geleneksel yoktu. isim olarak yoktu. E, şeye doğru... bu es, Esile var hocam. esila ne demek biliyor musun? Esile? Onu bilmiyorum anlamını. Ben de bilmiyorum. Yani onları baktığın zaman işte ne diyor? Cennet kapısının anahtarının sağa çevrilirken çıkardığı ses falan gibi böyle... <laughs> ...bir takım şeyler söylüyorlar. Yani tek tek hepsine bakmak lazım. Şimdi e, bu Mehmet adı da şeyde çok yaygın yalnız. 19. yüzyıl sonunda hatta şöyle bir örnek vereyim sana. Hani bu bandırma e, Bandırma'da bir şehitlik var ya. Hı hı, hı. E, son bu ayıldı Seferi yani hı hı. milli mücadelenin son şehitleri 70 kişi Bizi burada yatıyor. Ha evet. Yani. Onun ismine baktığın zaman hepsinin adı Mehmet. Hı hı. Yani 70 kişi varsa ...60'ı, 55'i Mehmet... Adını bilmedikleri Mehmet yazmış olabilir. Bile, yok. Babaların adı da var. Hı. Falan oğlu Mehmet falan. Ama babaların adı... ...Mehmet değil yani. Dursun oğlu Mehmet... ...Ahmet hı hı. oğlu Mehmet, Mustafa oğlu Mehmet... ...işte falan filan... Hasan oğlu Mehmet. Ama yani o dönem böyle bir... ...19. yüzyılda... ...en yükselişe geçtiği dönem bu. Sonra işte... E, ...Jön Türk ile beraber şeyler başlıyor. E, Türk isimleri. Hani Ziya Gökalp'in... Işte, ...Gökalp adını kullanmaya başlaması... Eski Türk destanlarından ya da Orta Asya'dan gelen isimlerin kullanılmaya başlandığını görüyoruz işte Kubilaylar vesaire. 30'lu 40'lı yıllarda böyle bir moda başlıyor. Mesela benim dedemin adı Osman Nuri. Geleneksel bir kentli Osmanlı adıdır. Ya yani kentli Osmanlılar biliyorsun iki isim koyarlar. Tabii biri babasından gelen. Ha yani, yani hep böyle <laughs> köylü de tek isim olurdu. <laughs> ee, ya yani köylü de Mehmetoğlu işte Nuri olurdu diyelim. Ama kentli de iki isim birden olurdu geleneksel olarak. O da çocuğun adını ne koyuyor? Teoman koyuyor mesela. Hı hı. Çünkü artık 30'lu 40'lı yıllarda o öztürkçeye dönüş hareketi içerisinde, işte hı hı. o dönemki isimler Atillalar, Meteler, e, Mete, Metanlar, Meteler, Mete. işte Han'la biten Kaanlar, Hakanlar, şunlar bunların hı hı. dönemi. O bize kadar devam ediyor. E, 80'li yıllarda falan mesela ben şey bir yerde büyüdüm, yani 10 bin nüfuslu bir Güney Marmara kasabasında büyüdüm, yani böyle elit bir bölgede falan büyümedim. Ama bizim mahalledeki bütün çocukların adı Türkçeydi. Yani işte Umut, Selçuk. Evren. Evren çoktu. Hakan çoktu. Bir sınıfta beş Gerçi tane Hakan. Gerçi evreni herhalde Kenan Evren'den koyuyorlardı biraz da. Olabilir ama bir iki tane evren vardı hemen şeyden önce yani 79 doğumlu falandı. Hmm. O <laughs> yani hemen böyle bir yılla falan kurtaranlar çoktu. Ama en yaygın isim Kaan, Hakan. Gökhan. Gökhan, işte Denizhan, Gökhan gibi isimler. Bunlar çoktu umut ümit onlar çoktu. Hı hı. Ee, genelde böyle isimler Türkçeydi. O yüzden hani o dönemden dönemlerde... sonra da 12 Eylül'den sonra da işte böyle solculuk, molculuk falan başa bela açan işleri olduğu için e, solcu ailelerin çocukları da böyle daha revizyona uğramış isimler oldu. Mesela Özgür işte Barış, Umut, Barış falan böyle. Evet o iddialı isimler, <laughs> devrimler falan değil de daha böyle doğadan esinlenmiş isim evet, çoktu. Evet. ya böyle öncekiler böyle şey işte. ...devrim, kıvılcım, bilmem ne falan filan. Anladın mı? Hani böyle... Ama şey, 80'lerin moda kız ismi Elif Ebru'dur. Hı. Elif Ebru ikilisi. Kız kardeşlerde özellikle. <laughs> evet, doğru. Çok yaygındır yani. E de Özlem Burcu. Özlem çok yaygındı. <laughs> Özkan çok yaygındı. Bunlar böyle <laughs> doğru. kardeşlerde doğru. çok yaygındı. Hocam şimdi ne yaygın biliyor musun peki? Vallahi şimdi biliyorum. Neden biliyorum? Çünkü ben... Arka on... götürüyorsun çocuğu ben ondan biliyorsun. Yok, ha. hayır ben 10 yıl üniversitede evet, derslere evet. girdim ve binlerce sınav kağıdı okudum. Ee, çocukların isimlerine sürekli not vermekten. Ee, en yaygın kadın adı Nur. Ama ikinci isim olarak hmm, Nur. Beyza Nur. Beyza Nur, Ecrin Nur, Eda Nur, Hı, Seda, Hı, Nur Hı, Seda Nur, Hı. Sema Nur. ...benim iki öğrencim var mesela... ...Eda Nur Birleşik, Eda Nur Ayrı... ...onları ben bütün not verirken... <laughs> ben ona, de işte imza günlerinde onu çok sıkıntı ona 90, buna evet. yanlışlıkla 20, ona yanlışlıkla... ...o çok karıştırdım. Bir de bir öğrencim geldi bir gün... ...şimdi bunu izlerse hemen şey yapsın... E, ...not vereceğim... ...tamam dedim, dilekçe falan vermiş... ...adın ne dedim, Nur dedi... ...ben de ne Nur dedim... E, ...sadece Nur dedi... Ben de ya dedim kızım sadece nurdu isim mi olur? <laughs> bir şey bir, bir, şey Nur olması lazım. <laughs> Bunun dedim Büşra Nur falan Nur. Hayır hocam sadece Nur dedi. Bak karıştırmamak için seni sadece Nur diye kaydediyorum dedim buraya. Tamam hocam <laughs> sorun değil dedi ve ne zaman arasa kendini hocam ben sadece Nur diye tanıtıyorum. Evet. <laughs> ben kısaca Fede. Evet, evet bir sınıfta <laughs> 25-30 tane Nur adlı kadın öğrenci oluyordu. Erkeklerde Furkan. En yaygın isimlerden biriydi. Ee, yalnız çocukların şu eğilimine de çok dikkat ediyordum. Bir Arapça, bir Türkçe ismi olanlar hiçbir yere Arapça adı yazmıyorlar. Hmm. Mesela çocuğun Türkçe adı Tan... <laughs> bir de işte bir daha eskilerden gelen bir adı var. Sadece o Türkçe adını yazıyorlardı. Şeyler ortada o... Hocam ben de bir sonraki yani sen 2000 sonrası doğumlu çocuklardan bahsederek söylüyorsun bunu. Tabii çocuklarım 23 yaşında yani, adamlar kadınlar. Ben 2010 sonrası çocukları kastederek sormuştum. Onlarda da belli başlı bir takım adamlar adlar var. E, ada, Su, Mira... Yani, ee, coğrafyadan böyle. Tabii biraz daha böyle. Fiziki atlasla. Ya yani böyle şehirden işte bir sahil kasabasına göçmüş. Biraz şeyden yani. bıkmış kalabalık. Atlas çok yani. var bu arada. Evet. Neden bilmiyorum atlas, atlas, atlas çok. Bir de... Yunan mitolojisinde atlar artık var. Ve bana bunu biri söyledi. Yani sürekli de. Ağır, Venüs duydum. Ağır Arabi Hı -hı. isimleri eleştiriyorsunuz ama bu Yunanca isimlerin yayılması hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu hani işte Athena, Artemis, hı hı hı. Apollon gibi isimler yayılıyor dedi. Evet var artık Hera falan. Bu konu şöyle düşünüyorum. Bunların bir kısmı Yunanca değil zaten aslında. Hı hı. Çok daha eski Anadolu uyarlıklarından mesela şimdi Aleksandros, Paris bu tür isimler yani bunlar Yunanca değil aslında yani İskender'in kaynağı bir muhtemelen bunlar Hititçe falan neyse Hattice. Onu geçelim. İkincisi e, coğrafya olarak bunlar bizim parçamız olan şeyler. Hı hı. Yani e ee, örneğin şimdi Dafne adı. Ee, tabii, çok tabii. yaygın kullanılıyor yani evet, Defne adı. İşte ne bileyim Nergis mesela. Eee bunlar Kissos'tan gelen, mitolojiden gelen Sibel adı mesela. Şikibela'dan işte hmm, Kiberi. gelen. Yani bunlar Halk tarafından da büyük ölçüde kabul edilmiş. Volkan mesela. Yani Vulcan. Evet, yanardağ tanrısı. Roma yanardağ tanrısı ama her yerde <laughs> var yani ismi. İşte Bora mesela denizci <laughs> kasabalarda çoktur bilirsin. Boreas Boreas'tan e, Yunan rüzgar tanrılarından biri. Bunlar yerleşmişler yani, başkaları da yerleşebilir. Yani tabii siz zaten e, yargılama anlamında... Hera, Athena konulabilir yani. Bunları yabancılaşma olarak görmüyorum. Modernleşmenin herhalde biraz açılımları ile ilgili. Hocam, bir, de, bir de ne anlama geldiğini bir de, de biliyor de kim ya. Kim istiyorsa da koysun ya. Tabii ama ki canım. canım. Bir de anlamlarını da biliyorlar bu arada. Hı. Hani ne anlamda olduğu biliniyor. Senin Arnavut arkadaşları gibi ya kulağa hoş geliyor, <laughs> koyu öyle bir şey değil ya. Yani. Hocam e, güzel bir sohbet oldu. Yani bu benim epeydir seninle konuşmak istediğim bir şeydi zaten. Evet sen zaten tarih konuşmayalım da ne konuşuyorsun? Tar tarih konuşmayalım da ne <laughs> Yoksa <konuşmayalım> bana kalsa <laughs> bu arada <laughs> kapatman önce bir düzeltme tamam, yapmak Tamam çok hızlı düzeltme Sen lazım. kızıyorsun ama geçen programlarda Şahname'nin beyit sayısını toparlayamamışız. Yirmi bin demiştik hocam. Sen yirmi bin dedin. Ben kırk bini arttırdım. Sonra sen senden cesaret alamayınca 20 bin mi diye düşünüp 60 bin olacak iyi ki bizim toplama anca, işte ya evet, anca ikimiz to zaten niye iki kişi ikimiz bir adam kururuz? ettik evet, yani ikimizin program yapmasının sebebi bu ikinci ettim. uyarı hemen e, Gazi Mahmut'la Ayaz'ın aşkını anlatırken kaynak olarak e, galiba işte Baharistan'ı göstermişim Molla cami'den söz etmişim sonradan aklıma geldi o Feriduddin Attar'ın ilahi namesinde ...yani arayanlar varsa... Biz burada biraz ayıp etmişsin hocam... Yani, ...yani şimdi arayacak bakacak burada böyle bir yani yok. ...bunlar niye böyle yanlış bilgi... ...kamuoyunu yanıltıyorlar demesinler... Yani. ...hocam tadımızı kaçırdım resmen... Evet ...attarın ilahi namesine bakabilirsiniz... ...hocam teşekkür ederim bu kıymetli... ...ben teşekkür ederim... ...tekzip ve... E, ...tadilat için... E, ...veda edelim... E, ...ben Töre hocama teşekkür ediyorum... E, ...bizi dinleyen izleyen herkese de... ...teşekkür ediyorum... Bir sonraki programda ölmez sağ kalırsak e, yeniden görüşmek üzere. Hocam sana kolonya tutacaktım ama kolonyayı bulamadım. Artık bir sonraki programa kadar kolonya isteğini e, saklatıp e, görüşmek üzere. Hoşçakalın.